Herkese merhabalar. Umarım her şey yolundadır. Gayet iyisinizdir. Önce birkaç güzel gelişmeyi paylaşıp ondan sonra bugünkü videomun konusuna geçeceğim. Öncelikle birkaç sefer paylaştım bunu çeşitli yerlerde ancak hala soranlar oluyor. Bu Dreyfus Derneği'nin benim araştırmam üzerine çektiği Cracking Kai Reality isimli bir belgesel film var. Linkini yine buraya koyacağım. Aynı zamanda kanalımda ve Twitter'da yine bu videonun linklerine ulaşabileceksiniz. Bu video Epeyce güzel oldu, çok iyi hazırlandı. Çok uzun süre profesyonel insanlar tarafından çekildi ve size de açıkçası desteğiniz için teşekkür ediyorum. Çünkü video epeyce çok izlendi. Özellikle kanalın ortalama izlenmesinin birkaç kat üstünde izlendi bu video. Hatta o ekibi yapan belgeseldeki insanlar bana ulaşıp çok şaşırdıklarını ve hatta işte Türkiye'deki insanların bilime bu kadar ilgili olduklarını, meraklı olduklarını bilmediklerini söylediler. Onun için destekleriniz de orada gözükmüş oldu yani. Onu çok teşekkür ederim. Bir diğer gelişmede yine ilk defa burada paylaşacağım. Biliyorsunuz bir kaç ay içinde mezun oluyorum doktoramı bitirmek üzereyim. Geçtiğimiz günlerde güzel bir haber aldım. Harvard Fizik bölümünün önemli bir ödülünü bu sene bana verdiler. Gold Haber ödülü diye. Fizikçilere verilen ve işte önemli bir başarıyı aslında takdir eden bir ödül. Gold Haber ödülünü almak benim hiç tahmin edemeyeceğim bir şeydi. Yani girdiğim doktoraya başladığımda biliyordum açıkçası bu ödülün varlığını. İşte bu çalışmalar neticesinde bunu almak beni çok mutlu etti. Bununla ilgili gelişmeleri de Twitter'dan zaman geçtikte paylaşacağım. Hatta okul bunu hala duyurmadı ancak benim de mensup olduğum işte bu yaşamın başlangıcını araştırma merkezinin web sayfasında bu haber öncelikle yayınlandı. Muhtemelen Harvard fizik bölümü de bunu ilan edecektir onu da sizle, sizlerle öncelikle burada paylaşmak istedim. Yine teşekkür etmek istediğim konu da bu abonelikler üzerine kanalın üyeleri artıyor. Katıl özelliğini kullanarak kanala üye olup destek olmak isteyenler oluyor ve onların da destekleri benim için çok önemli. Orada da içerikler paylaşıyorum aboneleri özel bir şekilde. Yine sanatla ilgili, bilimle, etimolojiyle ilgili vesaire. Onlardan da faydalanmak istiyorsanız veya yalnızca destek olmak istiyorsanız yine bu özelliği kullanıp kanala dahil olabilirsiniz. Bunları söylemiş olup videomun asıl konusuna geçeyim. Bu videomun konusu tutkularımızı keşfetmek üzerine olacak. Bu aslında benim çok önem verdiğim bir konuydu ve çokça bana soruluyordu ancak bir şekilde nedense üzerine video çekmemiş bulundum. Bu videoda bir insan tutkularını nasıl keşfeder, sevdiği ve işte ömür boyunca belki üzerine uğraşmak istediği mesleğini veya hobisini nasıl keşfeder? Ben bunu nasıl yaptım? Birazcık bunlardan bahsedeceğim. Yani öncelikle şunu yani söylemem lazım. Tutkularınızı bulmayı bekleyemezsiniz. Yani şu an herhangi bir şeye ilgim yok. İşte şu an bir merakım yok. Ancak bekleyeyim ortaya çıkar diyebileceğiniz bir şey değil. Sizin aktif olarak çaba harcamanız ve tutkunuzu tutkularınızı keşfetmeniz lazım. Dolayısıyla bu aktif bir süreç. Sizin bu süreçte öğrenmeniz, okumanız ve kendiniz bir çaba göstermeniz lazım. Öncelikle bunu söyleyerek başlayayım ve bu çok çok önemli bir şey. Yani hayatınızda belki de yapabileceğiniz kendinize en önemli yatırımlardan bir tanesi. Hatta yani iddia ediyorum hayatınızda kendinize yapacağınız en önemli katkı olacaktır bu. Ya yani benim son işte 10 senedir, 15 senedir diyelim. Hayatımdaki en büyük mutluluk ve tatmin kaynağı bundan geliyor. Bunu yani keşfedebilmiş olmaktan dolayı çok mutluyum ve bunu herkes yapabilir. Zaten farklı farklı ilgilerimiz ve tutkularımız var ve bir tane de yok. Hani sadece mesela yaptığınız iş bilim veya işte bunu da kastetmiyorum. Onun dışında da sizi mutlu eden hobileriniz, işinizin dışındaki şeyler, size gerçekten hayatınıza mana katan, hayatınıza tatmin duygusunu katan şeyler. Onun için bunları keşfetmek ve bunun üzerine çalışmak yapabileceğiniz en önemli şeylerden bir tanesi. Ve bu videoda da konum bu olacak. Ve genel prensiplere genellikle odaklanacağım elbette. Çünkü subjektif şeyler sonuçta bu ilgiler ve tutkular. Ama kendi tutkularımı nasıl keşfettiğimden birazcık bahsetmek istiyorum. Belki benzerlikler de siz de kendinizde görmüş olursunuz. Tabii şeyi de söylemek lazım. Bu süreçte yanlış veya doğru diye bir şey yok. Sizin için önemli olan neyin çekici olduğu, sizi neyin tatmin ettiği. Yani birinin zevki sizin zevkinizden daha üstün değil. Benim zevklerim ve ilgilerim, beni tatmin eden şeyler de sizin ilgileriniz ve zevklerinizden daha üstün değil. Dolayısıyla önemli olan burada sizin kendi sürecinizi yaşamanız ve kendi sevdiğiniz şeyleri bulmanız bunun bir yaşı da yok aslında. Bunu herhangi bir yaşta yapabilirsiniz. Her yaşta ilgilerinizi keşfedebilirsiniz. Bu zamanla da değişebilir. Ancak yani bunu bu videoyu liseden de izleyenler var. Belki daha işte ne bileyim lisans lisans üstünden de izleyenler var. Onların hepsi için de geçerli olabilecek bir aslında şey bu. E, tabii buna sadece meslek seçimi olarak bakmak da yanlış. Yani hayatınızda sizin mesleğiniz olmayan ama sizi hayata bağlayan birçok önemli şey var. İşte hobi dediğimiz şeyler veya işte ilgiler aslında bunlar. Tabii işinizin hobiniz olması ayrı bir güzellik ama onun dışında da aslında benim bu videoda kastedeceğim şeyler onun dışında da olan şeyler. Sadece mesleğinizin bir tutkuya dönüşmesinden bahsetmiyorum burada. Şimdi bahsettiğim gibi birkaç genel prensibi aklıma geldikçe size sıralamak istiyorum. Öncelikle yani sizin bir karakteriniz var ve sizin ilgileriniz var ve bunlar subjektif şeyler. Karakterinize ve ilgilerinize uygun bir doğrultuda ilerlemeniz lazım. Yani ilgileriniz ve yapmak istediğiniz şeyler önemli ama karakteriniz ve yetenekleriniz de önemli. Eğer bunların ikisini de bir arada düşünürseniz seçtiğiniz şeylerin size uygun olma ihtimali artar. Yani karakterinize uygun ve sizin aslında kendi içinizdeki potansiyeli daha iyi ortaya çıkaracak şeylere meraklı olmanız ve onun üzerindeki belki ilginizi geliştirmeye çab çabalamanız sizin bu yaptığınız işlerdeki başarınızı da artıracaktır. Yani burada belki düşünmeniz gereken şeyler işte sizin karakter özellikleriniz ve ilgileriniz olabilir. Yani yaratıcı biri olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Çok sosyal ve girişken biri misiniz? Böyle girişimci bir özelliğiniz mi var? Mesela analitik düşünmeyi mi seviyorsunuz veya bu yönde bir ilginiz insanlar sizi bu yönde takdir ediyor mu? Mesela atletik biri misiniz? Bu da tabii başka bir işin boyutu. Müzik kulağınız mı var? Teknolojiye mi ilgilisiniz? Finansa mı ilgilisiniz? İnatçı mısınız? İşte nelere meraklı meraklısınız? Yani bunları hep düşünmeniz lazım ve bunların belli bir kombinasyonunda kendinize işte bunun bunlara tekabül eden belki hobiler, ilgiler e, bulabilirsiniz. Yani teknolojiye ilgiliyseniz ve işte sosyal ve girişimci biriyseniz belki bununla ilgili çeşitli işte kulüplere katılıp bununla ilgili aktivitelerde bulunabilirsiniz. Ne bileyim, yaratıcıysanız, analitik düşünüyorsanız, inatçıysanız o zaman bilim yapmak sizin için uygun bir şey olabilir. Çok atletik biriyseniz, sportif şeylerden hoşlanıyorsanız ve bu yönde kendinizi geliştirmek istiyorsanız yine bu yönde hobilerinizi hobiler elde edinmeniz size faydalı olacaktır. İnsanların hayatlarını okumanın da bunun için önemli olduğunu düşünüyorum çünkü orada şeyi görüyorsunuz. Bu az önce bahsettiğim çeşitli karakter özellikleri ve ilgilerin bir kişinin hikayesinde vücudunda nasıl oturduğunu ve onların ilgilerini ve işte mesleklerindeki belki başarıları bu karakter özellikleri doğrultusunda nasıl geliştirdiğini de canlı örneklerini gördüğünüz için onlara da bakmak faydalı olabilir. Bu arayışta samimi olmak çok önemli ve açık görüşlü olmanız lazım. Yani kendinizi keşfetme aşaması aslında bu. Onun için o aşamada samimi olmanız lazım. Kendi başınasınız. Yani kendi zevklerinizi bulacaksınız. Kimseye bir şey ispatlamak zorunda değilsiniz bu süreçte. Yani kimseyi ikna etmek zorunda değilsiniz. Yani ben işte şu konuya ilgiliyim veya şu, konuyu, şu konuda iyi olduğumu düşünüyorum. Bu konuya meraklarım var diye kendinizi ikna edebiliyorsanız, kendinize de bunu ispatlayabiliyorsanız belki zamanla o işte doğrultuda bulacağınız hobilere bu yeterli. Yani kendi mutluluk sebebinizi ararken, kendi tutkularınızı ararken de kendinize zaten samimi olmayacaksanız ne zaman olacaksınız? Bir şey ilginiz yoksa yoktur. Bir şeye ilginiz varsa da vardır. Onun üzerine gitmek de faydalıdır. Yani bu konuda samimi olun. Kendinize güvenin ve ilgileriniz doğrultusunda ilerleyin, ilerletin o ilgilerinizi. Tabii bu süreçte çok fazla okumanız lazım. Hatta daha da genel ifade etmem gerekirse çok fazla bilgi toplamanız lazım çeşitli kaynaklardan. Yani ne kadar çok şey öğrenirseniz çeşitli disiplinlerle ilgili o disiplinler hakkında vereceğiniz kararlar ve onları hayatınıza entegre etmenizde o derecede iyi bir şekilde yapabilirsiniz. Yani bir şeyi ne kadar iyi anlarsanız o şeyi hakkında ne kadar fazla bilgi sahibi olursanız onu hem hayatınıza entegre etmeniz kolaylaşır hem de gerçekten sevip sevmediğinizi anla, anlamış olursunuz. Tabii çok geniş bir perspektifte okumaktan bahsediyorum. Yani ilgilerinizi keşfetme sürecinin ilk aşamasında önemli olan yani geniş bir yelpazede farklı şeyleri öğrenmeniz, okumanız, belli alanlarda derinleşmeniz değil. Yani belli alanlarda derinleşeceğiniz zamanlar gelecek. İlgilerinizi ilerlettikçe zaten o ilgilerinizde derinleşeceksiniz. Ancak bu bahsettiğim keşfetme aşamasında bir alan hani bir alana yoğunlaşmak yerine geniş bir perspektifte okumak bence daha faydalı. Ki zaten bir alan ile ilgili genel bir bilgi sahibi olmak için çok fazla o alana vakit harcamanız gerekmiyor. Yani elbette o alanda uzmanlaşmanız için ve onu geliştirmek için uzun vadeli ve istikrarlı bir şekilde ona zaman harcamanız lazım. Ama genel bir perspektifte okuma yaparken o kadar da fazla herhangi bir alanda çok vakit geçirmeyeceğiniz için yani daha geniş perspektifte okuma yapmanızı tavsiye ederim. Tabii okumanın dışında az önce de bahsettiğim gibi genel anlamda bilgi edinmekten bahsediyorum. Ben bu açıdan müzelere gitmenin de mesela çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü müzelerde geniş bir bilgi spektrumuna maruz kalıyorsunuz. Yani maruz kalıyorsunuz diyorum çünkü orada fark etmediğiniz, daha önce radarınıza girmeyen şeyleri de görüyorsunuz ve onlar sizi sizin için çok ilgi çekici de gelebilir. Hiç fark etmediğiniz, düşünmediğiniz şeyler bir anda sizi çok heyecanlandırabilir. Bunlara kendinizi maruz bırakmanın yeri de müzeler. Yani ilham yerleri zaten değil mi? Hani müz kelimesi de işte bu Apollon'un müzelerinden hani geliyor. Oraya gidip ilham almaya gidiyorsunuz müzelere. Dolayısıyla sanat müzelerine gitmenizi tavsiye ederim. Teknoloji, bilim, teknoloji müzelerine gitmenizi tavsiye ederim. İşte ne bileyim antik medeniyetlerle ilgili müzelere gidin doğa tarihi müzelerine gidin. Buralara gidince buradaki bilgi hazinesini gördükçe oradaki çeşitli belki işte enstalasyonlarda vesaire de ilginiz çekecek çok değişik şeyler olabilir. Aa, i̇mkanınız varsa tabi seyahat de etmek önemli. Farklı yerlerde farklı ilgi alanlarına dair etkinliklere katılabilirsiniz. Oraların zaten kendine ait ortamlarında bunları keşfedeceğiniz şeyler olabilir. Tabi oradaki müzelere bu sayede gidebilirsiniz. Oralardaki konuşmalara gidebilirsiniz. Her şehrin kendine ait bir karakteri olduğu için oralarda da sizin ilgilerinize dair şeyleri bulmanız daha kolay olabilir. Yani mesela klasik müzikle haşır neşirseniz, ilgi duyuyorsanız Viyana'ya gittiğiniz zaman oradaki imkanlar ve onların size açacağı kapılar çok daha farklı olabilir. Dolayısıyla seyahat etmekte eğer imkanınız varsa tabii artık yani seyahat etmek o kadar da zorunlu bir şey değil. Çünkü dünyadaki birçok bilgiye online olarak erişebiliyorsunuz. Ama seyahat etmenin kendine has çok önemli faydaları var. Özellikle orada farklı insanlarla da tanışıyorsunuz. Onun için onu çok tavsiye ederim. Bunlar tabii aynı zamanda sizin görgünüzü de artıracak şeyler. Yani genel bir bilgi havuzunda sizin görgünüzü, bilginizi ve insanlarla olan iletişiminizi de kolaylaştıracak, daha kaliteli hale getirecek şeyler. Bir de tabii bunları yaptınız diye bunları ömür billah kafa yoracaksınız diye bir şey yok çeşitli yerlere belli bir zaman ayırdıktan sonra eğer ilginizi çekmiyorsa bunlardan da sonrasında başka ilgilere yönelebilirsiniz yani. Şeyi söyleyeyim yani bu bilgi almak gerçekten çok önemli çünkü eğer bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olursanız çok yüksek ihtimalle hata yaparsınız. Eğer yeterince okuyup görüp bilgi toplamazsanız neye ilginiz olduğunu hiç bulamayabilirsiniz bile çünkü yani sizin ilgileriniz dediğim gibi sizin karakterinize uygun, özellikle meraklarınıza uygun şeyler, sizin bilmediğiniz, henüz farkına varmadığınız, radarınıza girmeyen şeyler de olabilir. Bunları radarınıza sokmak için sizin çaba harcamanız lazım. Dolayısıyla hani bana şey çok korkutucu geliyor mesela. Yani bir yerde benim için çok uygun bir şey var ve ben bunu keşfedersem hayatımın kalitesi çok artacak ve bu beni çok mutlu edecek, hayatıma bir anlam katacak. Ama bunu bulamama ihtimali bana çok korkutucu geliyor. Dolayısıyla bir yandan da öğrenme hevesimi artırıyor. Onun için neye ilginiz olduğunu sizi böyle bir köşede bekleyen çok ilginç bir ne bileyim zevke bir müzik olabilir, bir kitap olabilir, bir hobi olabilir. Buna kendinizi ekspoze etmek için çaba harcamanız ve bilgi edinmeniz lazım. Ve tabii bu süreçler içinde bazı şeyleri daha çok sevdiğinizi fark edeceksiniz. Bunlarda birazcık daha fazla derinleşmek isteyeceksiniz. Ve bu güzel bir şey tabii çünkü o sizin birazcık daha artık nelere ilginiz olduğunu keşfettiğiniz anlamına geliyor. Bunları tabii da aynı zamanda birazcık ısrarcı olmak da önemli. Yani genel bir bilgi havuzunda bilgi edindikten sonra sizin keyif aldığınız hobilerde ısrarcı olmak ve o konularda daha çok okumak, daha çok bilgi edinmek, daha çok derinleşmek de zaman içinde oluşacak bir süreç. Tekrar edeyim az önce de bahsettim. Biyografi okumanın öneminden hep bahsediyorum. Burada da yeri gelmişken yine bahsedeyim. Biyografiler dediğim gibi sizin önünüze somut örnekler koyuyorlar. Yani soyut kavramların az önce dediğim gibi işte yaratıcılık mı, bir herhangi bir konuya ilgi mi, inatçılık mı, işte bir müzik, müziğe ilgi mi vesaire gibi yani bu tarz soyut olarak düşündüğünüz kavramların bir insanın hayatında neye denk geldiğini, zaman içindeki süreçte de neye evrildiğini görmenize imkan veriyor bir insanın hayatını okumak. Müziğe mi ilginiz var? Yani gidin mesela Leonard Bernstein'ın hayatını okuyun. Fiziğe mi ilginiz var? Olacağını mı düşünüyorsunuz? Olabilir mi? Gidin Einstein'ın, Dirac'ın hayatını okuyun, Feynman'ın hayatını okuyun. Nasıl süreçlerden geçmişler? Ne gibi kişilik özelliklerine sahipler? Hayatları neye benzemiş? Bunları gördükçe bunların size ne kadar uygun olduğunu, size ne kadar karşılık verdiğini yani bunun sizde karşılığı var mı yok mu onu görüyorsunuz. Onun için bu çok önemli bir şey bahsettiğim süreçlerde trendleri kesinlikle umursamayın. Yani başka insanların önemli gördüğü şeyleri sevmek ve yapmak zorunda değilsiniz. Bu benim daha önce çektiğim aslında özgünlük videosunun da bir parçasıydı. Yani sürekli bir akıntıyı takip ederseniz o akıntının götürdüğü yere gitmek zorundasınız. Kendinize ait oradan bir şey çıkarma ve özgün ve yaratıcı düşünme şansınız yok. Yani şu sıralar popüler olan şeylere dikkat etmek zorunda değilsiniz. Hatta bunu yapmamanız sizin için daha iyi olacaktır. Hatta yani bunun aksine kendinizi bana kalırsa gündemden genel olarak her şeyi kastediyorum. Yani ve sürü psikolojisinden korumanız lazım. Yani sürekli bir yerlerde bir şeyler olacak. Herkes birileri yani genel konuşulan şeyler olacak. Genel trendler olacak. Ama bunlar yani sizin ilginiz çeken şeyler de olabilir bu arada. Ve o zaman onu takip edebilirsiniz. Ama bu sefer hani bir trend var diye işte insanlar onun hakkında çok konuşuyor diye onu yapmış olmuyorsunuz. Ya o zaten ilginiz olan bir şey. Onu takip ediyorsunuz ama genel olarak bu tarz trendlere kapılmak çok aslında çağın bir hastalığı çünkü çok fazla özellikle sosyal medya ve internetten dolayı bunları görme şansınız oluyor. Dolayısıyla bunları birazcık da kaçırma korkusundan dolayı bunlara böyle fazla önem atfetmeniz durumu olabiliyor ama eğer kendinizi bu tarz akıntılardan korumazsanız asla yani özgün ve yaratıcı olamazsınız. Sizin ilgilerinizde de başkası belirler. Gazeteler belirler, sosyal medya belirler, siz belirleyemezsiniz. İnsanlardan tavsiye almak konusundan bahsedeceğim. Bu bana kalırsa çok önemli. Ben insanlarda çok konuşmayı, tavsiye almayı seviyorum ama bu konuda çok seçiciyim. Benim seçtiğim diyelim ve zaman içinde hem arkadaşlık bağım olan, benim iyiliğimi istediğini ve beni tanıdığını bilen insanlar bilgili insanlardan tavsiye almaya çalışıyorum. Yani öncelikle şey iyi bir kural. Yani size siz sormadan ne yapmanız gerektiğini söyleyen kişileri dinlememek, umursamamak, kulaklarınızı tıkamak bence önemli. Yani tavsiyeyi sizin istiyor olmanız lazım. Çünkü sizin istemediğiniz bir durumda hani birinin size bir şey söylemesi de çok bir şey zaten ifade etmeyecek. Tabii ki bilgisi, görgüsü olan kişilerden tavsiye almak önemli. Belli konularda işte uzun vadede bir şeyler başarmış, o konular üzerine kafa yormuş. Ya belli bir geçmişi olan, belli bir görgüsü olan, bilgisi olan insanlardan tavsiye almak çok önemli. Yani bu şey gibi düşünmeyin bunu. Hani demokratik prensibi tavsiye alırken işletmenize gerek yok. Yani çok kişinin söylediklerinin ortalaması en iyidir değil. Yani bazen bir kişinin söylediği, 20 kişinin söylediğinin ortalamasının sonucundan daha iyidir. Yani mesela siz diyelim ki bir hastalığınız var. 20 tane tıpla ilgisi olmayan, işte doktor olmayan insana sorup onların dediklerinin ortalamasını yapmıyorsunuz. Bir tane doktora gidiyorsunuz, onun dediğini yapıyorsunuz ve o muhtemelen iyileştiriyor sizi. Yani dolayısıyla birçok insanın dediklerinin böyle farklı farklı açılardan bir arada böyle karması sizi en iyiye, doğruya götürecek diye bir şey yok. Yani gerçekten sizi tanıyan birkaç kişi varsa o yeterli. Hani çok fazla da bunu artırmanıza gerek yok. Bu süreçlerde tabii uzun vadeli ve hani büyük çaplı düşünmek önemli. Çünkü sizin ilgileriniz aynı zamanda sizin mesleğiniz olacak, geleceğiniz olacak, yapacağınız şey olacak. Bunlar illa belli bir işte coğrafya, belli bir düzeye vesaire, belli bir ne bileyim eğitim grubuna vesaire bunlara ait olmak zorunda değil. Yani bunlar yani siz kendinizi etrafınızda küçük çevrenize, okulunuza ne bileyim ailenizdeki ilgilere vesaire mahkum etmeyin. Onlar tabii ki de sizin hayatınızda eğer siz istiyorsanız rol oynayabilir, etrafınızda olan, çevrenizdeki daha dar çevrenizde olan şeyler ama olmaya da bilir. Yani o zaman ne yapacaksınız? Mesela çevrenizde diyelim ki bilime ilgisi olan insanlar o kadar da ağırlıkta değil. Astronomi ilgisi olan kimse yok veya ne bileyim müziğe ilgisi olan insan yok. O zaman ne yapacaksınız? Yani daha büyük çaplı düşünmeniz lazım, daha uzun vadeli düşünmeniz lazım. Bir de artık her şey erişiminiz var. Dünya çapında düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bunlara bakarken de ona dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yani sizin çevrenizden ibaret değilsiniz. Onun dışına çıkabilirsiniz. Yani dolayısıyla yapmanız lazım, denemeniz lazım. Kendinize zaman vermeniz lazım. Ve değişime açık olmanız lazım bu süreçte. Yani unutmamanız gereken bir şey var. Kendinizi tanıyorsunuz. Bu süreçte elbette sevdiğiniz kadar sevmediğiniz şeyler de olacak. Ve bunları tespit etmeniz de çok önemli. Yani yanlışı elemek doğrunun yolunda gitmenin çok önemli bir parçası. Dolayısıyla bu süreçte birçok şeyi denedim. Hiç ilgimi çekmedi demek bu sürecin bir parçası. Onları elemek çok önemli. Açık görüşlü olmak çok önemli. Yani sevmezseniz bırakırsınız zaten. Hani dolayısıyla bu konuda birazcık daha açık görüşlü olun. Ve bir doğrultuya girdikten sonra da doğrultuya kendinizi soktuktan sonra da değişiklik yapmanız gerekecek. Çünkü belli bir doğrultuda ilerlerken de Birçok yanlış yapıyorsunuz ve bu hatalar çok kıymetli. Yani süreçlerin kendi içinde de değişiklik yapabilirsiniz. Hata yapabilirsiniz hatta yapmalısınız. Yani bu doğruluktan neyi kastediyorum? Diyelim ki ben bilimle uğraşmak istiyorum. Doğa bilimleri ile ilgili bir şeyler yapmak istiyorum. Araştırma yapmak istiyorum, bilimsel araştırma yapmak istiyorum. Çok güzel. Bununla ilgili çalışıyorum. İşte eğitimimi o konuda aldım vesaire. Sonrasında doktora yapıyorum ama bunların bu genel bir doğrultu, genel bir hani rota bunun içinde diyelim ki işte hangi bölümü okuyacağım, doktoramı hangi konuda yapacağım, teorimi yapacağım, deneyimi yapacağım, doktora grubumda hangi problemi çalışacağım, kiminle işte makale yazacağım vesaire gibi süreçlerde de bir sürü hata yapıyorsunuz. Dolayısıyla sürecin kendi içinde de hatalarınız ve değişiklikleriniz oluyor. Onlar da zaten bunun bir parçası. Yani benim doktoramda mesela konu değiştirmem de bunun bir örneği. Hani benim bir doğrultum var, belli bir istikametim var ama bunun içinde de şey diyelim hani taktik hamlelerde değişiklik yapıyorum. Ama genel doğrultumda mesela çok daha fazla ısrarcıyım. O çünkü bana büyük bir tatmin hissi verdiğini ikna olmuş durumdayım. O beni mutlu ediyor ama o sürecin içinde o doğrultuyu devam ettirebilmek için ve başarıyla devam ettirebilmek için onun içinde kendime daha uygun, kendime ve daha faydalı gördüğüm şeylerde değişiklik sürekli yapıyorum elbette. Ve az önce de söyledim ilgilerinizi belirlerken, tutkularınızı keşfederken yanlış tercih yapabilirsiniz. Bu sizi doğruya bir adım daha kesinlikle yaklaştırır ama hiçbir şey yapmazsanız ve beklerseniz o zaman kesinlikle bittiniz demektir. Yani yanlış yapmıyor olmak o kadar iyi bir şey değil. Çünkü o bir şey yapmadığınız, bir şey denemediğiniz anlamına geliyor ve o çok 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 kötü bir durum. Asla o konuda o durumda olmamaya çalışın. Yani iyi tercih, iyi fikir mükemmel bir şey. Kötü tercih Kötü fikirler de fena değil ama tercih yapmamak, fikirsiz olmak o berbat ötesi bir şey. O onun kesinlikle yapmamaya çalışın. İnsanlar biraz sanki böyle tutkularını keşfetmekten korkuyor gibi geliyor bana hani insanlarla konuştuğum zaman. Çünkü şey diye düşünüyorlar sanki. Hani bir şeye bir miktar zaman harcayıp onu sevmezsem ne olacak? Bundan korkuyorlar ve her şeyi böyle çok çabuk hiç üzerine vakit harcamadan yani onu anlayacak, sevecek o konuyla ilgili belli bir anlayış, kavrayış geliştirecek ve o kavrayış neticesinde mutlu ol e, mutluluğunu artıracak kadar o konuya vakit harcamıyorlar bundan dolayı. Bunun vakit kaybı olabileceğini düşünüyorlar. Bu çok yanlış bir bakış açısı. Bu sizin hareket etmenizi zorlaştıran bir bakış açısı. Yani denemeden kesinlikle bilemezsiniz. Deneyip de sevseniz de sevmeseniz de bu bir kazançtır zaten. Onun için bu çok çok önemli bir şey. Ve e, herhangi bir disiplinde zaten samimi bir şekilde bilgi ve hani anlam arayışı kıymetli bir şey. En kötü ihtimalle sevmediğiniz bir şey elemiş olursunuz ama bunun genelde daha pozitif katkıları da olur bu arayışların. Yani sizin geride bıraktığınız ama üzerine yeterince kafa yorup geride bıraktığınız arayışların size hiç tahmin etmediğiniz şekilde katkıları olacaktır, önünüze çıkacaktır. Daha önce okuyup ilgilendiğiniz bir konu ileride sizin yaratıcı bir atılım yapmanızda size önemli fikirler verebilir. Yani söz gelin mesela Steve Jobs işte kaligrafiyle ilgileniyor. Yani işte bu yazının tipografisiyle nasıl göründüğüyle ve onun güzelliğiyle onu onun şekilliyle ilgileniyor. Ve sonrasında işte Apple bilgisayarlarını yaptığı zaman onun tipografisinin güzelliğinin insanlardaki işte yarattığı algı mesela Steve Jobs'ın daha önce kaligrafiye duyduğu ilgiden ve ona harcadığı meraktan geliyor. Yani Steve Jobs kaligraf olmadı. Tamamen başka bir ilgiyle başka bir merakla devam etti ama onun geriden getirdiği bir kavrayış, oradaki bir yani görüş onun mesela çok farklı bir alanda başarılı olmasını sağladı. Sizin de bu şekilde farklı geçişkenlikte ilgilerinizin birbirine faydalı olması hiç de um, olası olmayan bir şey değil yani. Um, yani zaten ilgileriniz arasında da büyük geçişkenlik var. Yani ben mesela sanat ile sanat okurken sanatla ilgili bir şeyler okurken öğrendiklerimi, seyahatlerimde öğrendiklerimi fizikteki araştırmamda uyguluyorum. Bunun mesela neden olduğunu sadece ben bilebiliyorum. Çünkü o bağlantıları işte o şekilde siz kuruyorsunuz. Sizin özgün bağlantılarınız bunlar. Bu hani benim de ilginç bağlantılar bulmamda, çeşitli şeyleri birbirine bağlamamda yardımcı oluyor. Bunlar sizde bütün haline geliyor. Bunu özgün bir şekilde yaparsanız bu çok çok kıymetli bir şey. Şimdi kendi ilgilerimi lise çağlarında nasıl bulduğumdan biraz bahsedeyim. Birazcık uzun bir video oldu ama önemli bir video. Ya Birincisi ben kendimi çok serbest bıraktım. Yani benim herhalde en önemli yaptığım şeylerden bir tanesi o zaman da bir çok açık görüşlü olarak çeşitli şeylere ilgi duydum. Çok geniş çaplı ilgi duydum. Bir de mesela yine sevdiğim bir huyum çok umursamadım etrafım. Yani genel trendleri umursamadan kendi istediğim şeyleri arayabildiğimi düşünüyorum. Çok fazla okudum ve çok fazla alanda okudum. O bana çok şey kattı. Bu süreçte bazı şeyleri de mesela fark ettim. Yani işte düşünmeyi birazcık böyle kendimi zorlamayı sevdiğimi fark ettim. Mesela rutini olan işleri yapmayı istemediğimi, bir anlamda meslek sahibi olmayı istemediğimi sürekli hani kendi hoşlandığım bir şeyi hani bana para veriyorlar diye değil de benim mesleğim olduğu için değil de ben hani yapmak istediğim için yapmak istedi istediğimi ve hayatımı onun üzerine kurmak istediğimi fark ettim. Mesela bir estetikle ilgili bir algım var. Bunu yaptığım şeylerde ne bileyim giyimimde evimin düzeninde görmek istiyorum. Bunu mesela sürekli üzerine uğraştım çalıştım. Yani bunları mesela birleştirmeye çalıştım. Bunlar tabii ben bunlar iyi bunlar doğru şeyler diye anlatmıyorum. Hani sizin de sonuçta buna benzer Bundan çok farklı ilgileriniz, bakış açınız, görmek istediğiniz şeyler olacak hayatınızda. Ama bu hani benim izlediğim doğrultu diye anlatıyorum. Ona o şekilde bakmaya çalışın. Özgün bir şekilde hani. Bu benimkiydi, sizinki de farklı olacak ama bu benzer olabilir diye yani düşünmeniz daha iyi olur. Az önce de işte söyledim. Çeşitli şeyleri düşünmeyi böyle hani çeşitli şeylerde estetik görmekten hoşlandığımı düşünüyorum. Onu birazcık fark etmiş oldum yaptığım işte okuduğum şeyler sayesinde. Yani mesela bir de biyografiler okuyunca fark ettiğim bir şey vardı. Böyle işte belli soruların, yaratıcı estetik şeylerin peşinden giden insanlar bana çok çekici geliyor. Onu mesela görmüş oldum. Ya yani bu insanların hikayelerinde hep böyle kendimi görmek istediğimi hatırlıyordum mesela. Hani bu insanların başkalarının bilip bilmemesi beni çok alakadar etmiyordu. Bu insanların yaptığının genel kabul görmemesi, onların isimlerinin bilinmiyor olması beni hiç alakadar etmiyordu. Hatta hiç umurumda bile değildi. Ama mesela onların hayatlarındaki çeşitli şeyleri kendi hayatımda da görmek istiyordum. O açıdan mesela somut örnekler oluşturmuşlardı bana. O zaman da fark ettiğim şeylerden bir tanesi. Çok böyle fazla para kazanmanın uzun vadede tatmin getirmeyeceği kanaatine vardım. Hani sadece para kazanmak, daha fazla zengin olmak için yaşanan bir hayatın çok tatmin getirmeyeceğini düşündüm yani. Genelde de zaten çok parası olup yine de mutlu ve huzurlu böyle tatmin sahibi olduğu yüzünden anlaşılan insanlara baktığınızda da onların materyalden başka daha farklı ilgileri olduğunu görüyorsunuz yani. Diyelim ki işte Bertrand Russell mesela adam Lord yani bir İngiliz Lord'u Lord Russell ama hani onun mertebesinde onun zenginliğinde birçok insan var ama mesela onun tatmin kaynağı oradan gelmiyor değil mi işte matematikten geliyor ne işte Darwin çok zengin işte bir aileden geliyor ama yine de onun tatmin kaynağının o zenginlikten gelmediğini veya onun bu kadar meşhur bir insan olmasını ona sağlayacak işleri yaptıran şeylerin yine onun zenginliğinden kaynaklanmadığını görüyorsunuz bu paranın onların hayatında önemli olmadığını ve katkı sağlamadığını söylemiyorum buna ama hani Para kazanmak için, daha fazla zengin olmak için değil de, mesela paranızı ve imkanınız varsa bu çok güzel bir şey. Onları daha farklı iyilerinizi daha iyi şekilde yapabilmek için kullanacağınız bir hayattan bahsediyorum. Bir de hani fark ettiğim şey yine akıllı insanlarla sohbet etmekten keyif alıyorum. Onun için de üniversite ortamında, araştırma ortamında bulunmak mesela bana bunu sağlıyor. Yine hani benim ilgilerime ve uygun bir rota. Arkadaşlarımı da o şekilde seçebiliyorum. Onlardan çok şey öğreniyorum. Kendimden daha büyük yaşta kişilerle mesela daha fazla konuşuyorum. Onların tecrübelerini dinliyorum vesaire. Bunlar mesela faydalı oluyor. Onları da sizin yapmanızı tavsiye ederim. Şeyi görmüş oldum dolayısıyla. Hani eğer bilim yaparsam hem büyük soruların peşinden gidip hem meslek sahibi olmadan işte para kazanabilirim ve bir mesleğim olabilir. Ve sürekli değişen, yaratıcı, işte sıkıcı olmayan, estetik bir şeyle uğraşabilirim bu sayede. Üniversite ortamında olmanın bana sağladığı işte sürekli öğrenme ve akıllı insanlarla bir arada olma şansını da tabii bunun içine katıyorum. Bunların doğrultusunda da işte bilim insanı olmaya karar verdim. Hani bunu ne bu şekilde herhalde özetlersem sizin kafanızda da hani sizin ne yapmanız gerektiğiyle ilgili bir fikir oluşur diye bunları anlatıyorum. Yani tutkularınızın peşinden gitmek çok güzel bir şey. Bunun böyle bir geri bildirim, hani feedback gibi bir özelliği de var. Siz ilgilerinizi keşfediyorsunuz, ama aynı zamanda bir şeyi belli bir müddet yapıp onda ilerledikçe o, o şey üzerinden kendinizi de tanıyorsunuz. Yani kendinizi de fark etmenizi sağlayan şeyler aslında sizin üzerinize üzerine uğraştığınız ilgileriniz, hobileriniz, yaptığınız şeyler. Yani ben mesela kendimin kim olduğunu, neden hani yapıldığımı fizik yaparak daha iyi tanıdım. Yani işte müzikle uğraşmak mesela kendime dair bilmediğim birçok şeyi ortaya çıkardı. İşte yine mesela jiu-jitsu ile uğraşıyorum. Onlardan başka şeyler keşfettim. Yani siz ilgilerinizi keşfederken ilgileriniz de sizi kendinize keşfettiriyor aslında. O çok güzel bir şey. Zaten uzun bir video oldu. Onun için burada bitireyim. Umarım söylediklerim sizin de tutkularınızı ve kendinizi keşfetmenizde yardımcı olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.